Merhabalar hanımlar beyler ve sevgili çocuklar tabii ki. Bugün hamburger yiyeceğiz. Salon burgeri söyledik. Evimizde tadacağız. Sizin için yorumlarımı yapacağım. Yiyeceğim ve yiyeceğim ve gene yiyeceğim tabii ki. Şapkam nasıl olmuş? Güzel mi? Logodaki... Şapkaya benziyor. Ama onu düşünmeden koymuştuk. Biz ben şapka takayım demiştim. Bak tesadüfe bak. Logo enteresan. Burada var mı logo? Evet var. Şey bak şimdi ne söyledik biliyor musunuz? Duello burger, orta patates, kutu kola, domates, soğan, cheese stick dörtlü, sarımsaklı mayonez. Güzel. Bunların hepsi güzel. Burgerlerde kadri burger, duello pastırmalı burger. Hani duello pastırmalı burger. İki tane mi acaba? Niye duello adı? Birbirleriyle. Lezzet duellosu. Ha lezzet duellosu. Ama kim ne duello edecek? Bir de benim aklıma ne geldi? Ya bu acaba nereden esinlenmişler? Kadri bu mu acaba? Her yerde bir kadri açık. Patron mu bu ya da müdür mü? Her yerde biraz bir... Trendsil'in canlandırdığı Red Kit'e de benziyor. Vallahi Red Kit'e de benziyor. Ama Red Kit'in çenesi daha uzun. Kadri bu herhalde. Kadri Bey herhalde. Selam olsun. Kadri Bey'se. Aa burada da var. Çıkartıyorum yavaş yavaş da bak burada da var bunu. Buraya koymuşlar Kadri Burger. Bu şimdi bizim McDonald's ve Burger King'e rakip olarak mı çıktı diyelim. Nasıl söyleyelim onu? Rakip herhalde. Ya. Rakip olarak çıktı. Bakacağız. Yani hamburger yapmak zor bir şey değil. Zaten bir rivayete göre köfteyi Amerika'ya Türkler götürmüş. Envai çeşit lezzetli köfteler yapmışlar. Yeşil Türkler mi, kırmızı Türkler mi, beyaz Türkler mi bilmiyoruz ama. Evet şimdi burgerleri bir tanıyalım. Fazla da soğumadan yemeğe girmek istiyorum. Biliyorsunuz gevezeyim, çene yapıyorum. Bu ne şimdi? Kadri burger yazdığına göre bu kadri burger üstünde. Bak onun kağıdı şey. Aynı klasik fast food tarzında ambalajlanmış. Burger King gibi, McDonald's gibi. Tabii İnşallah bizim Türk markamız daha çok yücelsin. Bütün dünyaya yayılsın. Neden olmasın? Adam 1000 yıl önce McDonald's diye hamburgerci açıyor. İkinciyi açıyor. McDonald's diye açıyor. İkinciyi açıyor. McDonald's yapıyor. Bunda da Kadri Burger yazıyor. Şu büyük olan. Ama bak şimdi hemen birinci eleştiri. Bak çok güzel. Her şey çok güzel. Ama şuraya hangi burgerin hangisi olduğunu, hangisi tamam açınca ısırınca içindekinden anlayacağız. Pastırmalı olan pastırmalı ama şuraya bir yaz değil mi? Kadri Burger yaz. Acaba iki tane Kadri Burger mi geldi? Yanlış gelmiş olabilir mi sipariş? Bilmiyorsunuz. Peki. Şu saat dilimi. Dur bakalım. İki tane Kadri gelmiş de olabilir. Aziz dostum. Aziz dostum. Enteresan. Aha! Dın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 
özellikle şu patatesi soğumadan bir ana. Bak arkadaş, bu patates, bence bu yanlış sipariş geldi. Neden biliyor musun? 3 tane patates var içinde. Biz bir tane patates söyleyeyim. Bir tane menü, bir tane tek burger söylemiştim ben. Ha yok, 3. patates değil. Cheese stick. Doğru. Hemen cheese stick'e bakalım. Güzel güzel. Bunun normalde mozzarella peynirinden olması lazım veya kaşar paneli yapılabiliyor böyle, ama bu ne peyniri? Dil peyniri gibi de değil. Bu peyniri çok güzel. Biraz tuzluca, hellimi andırıyor da hellim olmasını da sanmıyorum. Ne bu? Hellim değil. Güzel bir peynir ve kıtır kısır bir atışından çok güzel yapmışım. Tamam, bunu beğendik. Soğumadan patates deneyeceğim. Biraz soğumuş. Kötü değil ama. Bu küçük olması çok enteresan. İnce kesilmiş. Geçen beraber söyledik ya, patateslerin nasıl yapıldığının videosunu. Peki Burger King ve McDonald's patatesiyle karşılaştırırsınız. Var mı bir fark? Abi, aynı karşılaştıramayız mı? Çünkü bu soğumuş yani. Hani bunu mikrodalgada ısınmaz. Yani gidip orada yiyerek karşılaştırmak lazım. Kötü değil ama herhalde 3 şey soğuk yenmez. Tost, lahmacun, dayak. Patates kızartması. Dayak yenir.
Dayak soğuk da sıcak da. Kadir abi, kola sıcak. Yani bunlar soğumuş, kola da sıcak. Yani kola dolaptan olsa daha iyi olurdu. Evet. Şimdi bunu şöyle ısırmadan ekmeği çok güzele benziyor görünüş olarak. Açtık. Biraz bir whopper tarzı var sanki ha? Değil mi? Biraz bir whopper esintileri var bunda. Tadına bakacağız ayrı da. Hani malzeme olarak. Öbürüne de bakacağız. Aziz dostum. Aziz dostum Kadri abi. Kadri abi şerifmiş Amerika'dayken. Buraya gelmiş. Ha bu da pastırmalı olan. Sipariş yanlış değil bu arada. Pastırma, köfte. Ya bu fast foodların genel özelliği Big Mac hariç. Hani Big Mac'te de var. Yalın ekmek yani mümkün olduğu kadar sos az. Böyle alacalı bulacalı cıvık cıvık soslu değil. Ben de öyle cıvık cıvık soslu seviyorum. Her tarafından sos çıkardan seviyorum. Ama müthiş bir pastırma kokusu var. Bir de enteresan bir sos var. Üstünde. Bir soslu. Adını okumuştum sipariş verirken. Tamam ben tadıyorum artık. Tamam mı? Yani daha da soğutmanın anlamı yok. Hmm. Çok enteresan. Çok başarılı. Bak burası tutar. Bir istatistik söyleyeceğim. Hani ben McDonald's'ı çok seviyorum. Burger King'i de çok seviyorum ama birbirine yakın restoranlarda her semtte McDonald's ve Burger King. Burger King her ay 1000 sandviç fazla satıyormuş McDonald's'ta bulunduğu semtte. Biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. İlginç bir istatistik. Ve bu Burger King tarzı Burger King'i çok andırdı bana. Tabi Burger King'de pastırmalı menü yok ama tutar abi bu müthiş gider. Yani müthiş bir marka yaratılmış. Sıra geldi. Kadri abiye. Bak bir şey söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bunun içinde mayonez yoktu. Ben ekstra malzeme olarak mayonez seçtim. Şimdi Kadri burgeri yiyeceğim. Kadri abinin resmini de şöyle koyalım ya. Nerede? Kartal Bey emin misiniz o şerifin Kadri Bey olduğuna? Şimdi Kadri Bey kim? Önce bunun açıklığa kavuşması lazım. Ama eğer bir gerçekten CEO, patron bir Kadri Bey varsa bu bence Kadri Bey. Kadri Bey'i koyalım şöyle. Kadri Bey'i de görsünler. Evet. Oba. Şimdi Kadri abinin özel tarifini yiyoruz. Kadri Bey. Ya da ilk ustanın adı da olabilir Kadri. Kadri'nin götürdüğü yere git. Öyle bir şey vardı. Yok. Öyleydi. Arkadaşlar köfte tam bir fast food köftesi. Ya çok da fazla Amerikan markalarıyla mukayese etmek istemiyorum ama bunu da söylemek zorundayım. Köfte McDonald's tipi köfte. İç harç Burger King tarzı bir iç harç. Yani bu bana Whopper yani Kadri Burger birebir Whopper. Daha iddialı söylüyorum. Whopper'dan daha güzel. Whopper'ın içi kuru. Whopper'ı paket yediğiniz zaman bir şeye benzemiyor. Bu lezzetli. Salon burger güzel arkadaşlar. Valla. Ve fiyatlar da uygun. Çok hoşuma gitti ya. Peki Kartal Bey. Hı. Gelelim o malum soruya. Sor. Az önce yediğiniz beğendili pastırmalı hamburger içinde olabilir. Hı hı. Şu anda bahsettiğiniz Whopper benzeri Kadri Burger içinde olabilir. Böyle kaç hamburger sizi doyurur? Kaç hamburger yersiniz? Beş. İkisi gitti zaten. Üç tane daha rahat yedim. İstiyorsanız getirin. Aynen. Üç tane rahat yedim.
Bir tane dört, dördüncü diyeyim altı oluyor. Yani dördüncüde şüphelerim var. Ekmek yok çünkü. Soğan, tatlı soğan. Köfte baharatsız. Domates, maydanoz ve salatanın müthiş bir uyumu var. Çok çok beğendim salon burgeri. Mutlaka gideceğim, orada da yiyeceğim. İçeride muhtemelen western döşemeler de vardır. Belki böyle çift taraflı açılan kapılar falan var ya, öyle bir şey olabilir. Güzel olmuştur, öyle bir şey yapmışlardır diye düşünüyorum. Yalnız bu pastırmalı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bak ben pastırmalı da beğendi tadını alamadım. Onu bir söyleyeyim açık açık. Beğendi ya konmamış ya unutulmuş ya tadı çok hafif. Yani hiç alamadım ben. Ama bu Kadriye Burger efsane efsane. Çok iyi. Evet arkadaşlar yedik. Yedik ama doymadık. Yani bugün ekip arkadaşlarım az burger söylemişler bana. Diyorlar ki abi tadımlık. Doyumluk değil tadımlık ye diyorlar. Peki tamam doymadık ama olsun. İçeride karavana pişiyor. Kuru fasulye pilavcacık var. Onunla karnımızı doyuracağız. Böyle bir ön atıştırmalık yaptık. Bugün McDonald's'a Burger King'e rakip olmuş Türk usulü fast food salon burgeri denedik. Gerçekten ben beğendim. Bence çok güzel olmuş. Gidip en kısa zamanda mekanlarında da yiyeceğim. Lezzetli iki tane burger tabiri caizse gömdük altlık olarak. Efendim videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve çan çan bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.